Sevdiğim kanallar bana şu şekil bir oyun oynadı YouTube'da. Yayınlarında beni suç attılar üstüme. Evet. Yani gelip en ben de azından şu bir an özür dilesinler. Ben bir tane kızla açılıyordum Şanlıurfa'da. Okul zamanı tanışmıştım. Liseye ilk geçişimde tanışmıştım. Baya hatta liseden... O zaman ben yakayım yani. Zula'da aylık kazancın ne demiş bir tanesi? Bu senin için bayağı bir zor bir soru olacak. Aynen. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tugay. Arkadaşlar bugün Zula'da yeni bir seri başlatıyorum. YouTuber'larla röportaj tarzında bir videomuz olacak. Bugün yanımda konuğum Halil Örenler var. Halil hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi Deniz'in Instagram'ından sorular sorduk. Halil'de neyi merak ediyorsunuz diye. Halil'in Instagram'ı olmadığı için, yani dakikada bir kapandığı için mecburen Deniz'in Instagram'ından sormak istedik. Güzel sorular geldi. Halil'e ilk sorusunu sormak istiyorum. Halil soruları sorarken lütfen dürüst olmanı istiyorum. Tabii ki. İlk soru gözüme çarpan, yaşın kaç demiş. Kendini ilk önce kısa bir temel bir tanıt bize. Arkadaşlar beni tanımayan varsa ismim Halil, soy ismi Örenler. Zula videoları çekiyorum. Yani yeni izleyici olursa tabii gelen görün olursa videoları. İşte YouTube kanalım var, Zula videoları yüklüyorum. Tuga abiyle ben tanışmıştım 2 yıl önce, daha YouTube kanalımı açmadan önce. Yaşım 19 arkadaşlar. Bu kadar. Nerelisin dediydi? Adanalı demiştik zaten. Şanlıurfa mı, Adana'da yaşıyorum? Şanlıurfalıyım. Adana'da yaşıyorum. Anladım. Arkadaşlar videoyu tam olarak izlemeden önce de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarz video ve bu tarz içeriklerin daha devamını bekliyorsanız like tuşuna abonmayı unutmayın lütfen. İkinci soruya geçiyorum Halil. Tabii abi. Zula'da en çok sevdiğin silah ne? Hangi silahı kullanmayı daha çok seviyorsun? Yani en çok sevdiğim silah AWP, çünkü artı 6 geldi, tek atıyor arkadaşlar. Hani AWP ama yalnız eskiden kar oynuyordum. Hani evet. Şu anlık AWP oynuyorum. Genellikle %90 AWP ama oyunun en iyi silahı olarak da M4-68. Onunla da ya, hem M4 hem AWP, ikisini değişiyorum, değişikliği olarak kullanıyorum ikisini de. Bu arada abi videodayız da sen bir şey içmiyorsun, sen çay seviyordun. Ben vallahi sana hemen ben bir çay getireyim. Çok memnun oldum. Sana dondurayım. Bana da koysana. Buyur abi çayını. Eyvallah, indiriyorsun. Eyvallah kardeşim. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş. YouTube'a ilk başladığın ne demiş yani? Dur. Nasıl yani? YouTube'a nasıl başladın ve hani neden Zula içerikleri? Şimdi onu kısaca özetleyeyim size. Arkadaşlar ben normalde Zula oynamıyordum. Hani Zula YouTuber'ı bile değildim. Metin 2 eskiden, bak, YouTuber olma sebebim hani yıllardan önce dayanım. Çok güzel bir soru gelmiş. Zula'da en sevdiğin oyuncu? Şimdi benim Zula'da en sevdiğim oyuncu, evet, Türkler olarak, yabancılar diyor. Yabancıdan da sevdiğim ama evet, Türkiye olarak biliyorum, takip ettiğini. En sevdiğim oyuncular Vons. Hani kaç taneyi sormuş? Bir tane mi? Aytekin. Ya bir tane daha alabiliriz. Ya sevdiğim aslında 2-3 tane var. Ama evet. Aytekin abi, işte Ercan abi. Evet. Hani tanınan bilinen Grow, Aytekin abi, Vons. Evet. Ondan sonra Svon, Hakan abi, Kenz, Yusuf abi, işte gibisinden gidiyor. Baya gittikçe gidiyor. Şimdi diğer soruya geçiyorum Halil. Biraz özeline kaçacağım. Sevgilin var mı? Şimdi neyse, söylemişken bundan sonra her şey dürüstçe. Yani her bahset, şey dürüstçe. Ben de bütün izleyicilerime beni tanısınlar isterim. Evet. Şimdi yıllar önce ben bir tane kızla açılıyordum Şanlıurfa'da. Okul zamanı tanışmıştım. Liseye ilk geçişimde tanışmıştım. Baya hatta liseden de ortaokul zamanlarından ya yaklaşık bir 6 yıl çıktık abi. Sonra bir neden yüzünden ayrıldık. Tek bir tane oldu zaten sevgilim. Ondan sonra da çoğunlarla ayrıldık işte. Hacı buna yakaladı ya. Vallahi. Ben kullanmıyorum abi ya. O zaman ben yakayım yani. Halil abi demiş, sen niye bu kadar iyisin? Çok sıcak kanlısın demiş yani. Abi şimdi onu şöyle açıklayayım. Arkadaşlar ben neden iyiyim abi biliyor musun? Hani bazılarına kötüyüm, bazılarına iyiyim. İlla ki orası yani, öyle olması aynen, lazım. Aynen. İnsanlar yani, hani abonen arttıkça işte evet, böyle insanlar sana artık bir tepki koyuyor. Artık evet, böyle bir taş atıyor sana. Evet. Taş atan atana. Evet. Bunun ifşasını, bunun bir şeyini bulayım gibisinden. İnsanlar tabii. İyilik yönünden de şu şekilde, insanlar neden seviyor? Abi ben neysem oyum.
videolarımda işte Ya onu ne biliyoruz, onu bana yaşıyorsam, anlatma aynen zaten. işte ne yaşıyorsam onu videolarımda açıklıyorum hani. Hayatımı Evet. anlatıyorum videolarda. Hani iyi olmasa belki insanlara samimi gelebilirim. Bu yüzden abi işte. Bu yüzden. Anladım. Aynen. Mertem'in demiş ki Adana'da buluşma yapalım mı abi demiş. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. 20 bin aboneydim. Evet. Zula yönetimi Adana'ya geldi. Real'de bir buluşma yaptı. Ben gittim o zamanlar. Tabii kimse tanıyor. Vardı birkaç kişi ama. En son oradaki kişilere demiştim 100 bin olursam bir buluşma yaparım. Hani şu an çok şükür 190 bin aboneye vurduk ama İnşallah. inşallah yaparız abi. Hatta senle İnşallah. yaparız buluşma toplu bir şekilde. Eyvallah kardeşim. Yakında olur hani 200-250 binden sonra inşallah yapmayı düşünüyorum. İnşallah şu Allah anki izin verirse. hedeflerim belli. Aynen Allah izin İyi. verirse yapacağım Evet. sizler için. Mertcan Karakent demiş ki Zula'dan başka oynadığın oyun var mı demiş. Var. Bir zaman tabii hayatım Metin 2 geçti. Zula'ya başlarken Metin 2'yi bıraktım. Ondan sonra şu an Zula oynuyorum. Bir de oynadığım oyunlar sevdiğim. Öyle mi? Evet. Şimdi benim oynadığım oyunlar Zula. Genellikle %90 Zula. Hani diğerlerini de boş zamanlar. Edit falan çıkmadı. Boş zamanlarda. GTA 5 online var ya Evet. çocukluğumda. O. GTA Vice. Evet. Ya o çocukluğumuzun oyunu. Aynen. İşte ondan sonra CSGO. PUBG arada bir giriyorum. Evet. İşte PUBG de tam pro değilim ama işte. İyisin, iyisin. Ama Fortnite'ı ilk çıktığı gün deli gibi oynuyordum. Şu inşaat yeri var ya böyle Evet. inşaat kuruyor. Belki arkadaşlarımız Fortnite'ta bir Evet, tek onu oynayan yapamıyor. var. Abi onu ben yapamadım gitti ya. İnşaat kuramıyorum. Bunlar abi şimdilikle. Anladım kardeşim. Abi çok ilginç bir soru gelmiş Alihan Deveci'den. Abi çorabının rengi ne demiş? Böyle sorular da mı geldi Instagram'a? Vallahi Göstereyim mi gösterelim. abi? Vallahi gösterelim. Abi şu an Arkadaşlar çorabımın rengi ne renk abi öndeki? yani gri ve Şu mavi şekilde kardeşim. bakabilirsiniz. Gri ve mavi. Allah'ım ya Rabbim adamların Sizin ilgilendiği yerlere için bak. gösterdim abi ne yapalım? Yani. Mavi ve gri. Bir tanesi demiş ki neden Zula? Abi neden Zula biliyor musun? Şimdi ben CSGO çok oynardım Evet. zamanında. Hatta sen de Birlikte bilirsin de oynadık hesaplarımda yani. aynen çok girdim. Ya oradaki CSGO çok profesyonel bir oyun ama Zula'ya geçince böyle ne bileyim CSGO'da yabancılar var işte oyuna girersin yabancılar konuşur Evet, şey yapar Ruslar, ama genelde aynen Ruslar var. işte yabancı diyoruz biz onlara Evet. herkese. Türk de var ama az. Hani Türk'te şöyle bir şey var Zula'da. Ya herkes Türk. Bir klan oluşturabiliyorsunuz. Espor takımı kurabiliyorsunuz. İşte oyun şeyleri var. Sabotaj olsun. Evet. Efsane hani. Ölüm maçları var. Evet. Çok modları var. O yüzden ben Zula'yı seçtim. Hani daha yakın geldi. Hani bir Evet. Türkiye'nin Sonuçta milli buna para oyunumuz yani. Milli vereceğime gururumuz. CS'ye tabii para gitmiyordu. Eskiden item alışverişleri Evet. oluyordu. Yani ona para vereceğime Türk oyununa veririm. Hem de bir YouTube'da videolarımı atarım. İzleyicilerimle vakit geçiririm. Oyun oynarım. Budur abi. Çok Zula bu güzel. yüzden Çok oynuyorum. güzel bir düşünce. Zula'da en sevdiğin e-sporcu kim demişler? En sevdiğim bir tane Şimdi ama. bir tane mi? Evet. Şimdi Maalesef bir tane. şunu baştan söyleyeyim bir tane diyorsanız hani hepsini eşit seviyorum ama bir tanesi çok ayrı yeri. Evet. Ya aslında 2-3 tane sayılı da Biliyorum. ya nasıl söyleyeyim en sevdiğim YouTuber tabii ki de şey YouTuber diyorum pardon en sevdiğim espor oyuncusu Aytekin abi Vons. Vons. Aynen çok samimi geliyor böyle nasıl söyleyeyim. Abi şimdi kendisi YouTuber Vons yazarak da abone Tabii olabilirsiniz. benim kanalımda bir sürü zaten Aynen. içeriğimiz Aynen. var Aytekin'le. Vons, Aytekin abi hakkında da bir şeyler söyleyeyim. YouTube'da olsun abi. Ondan sonra böyle TS'de bazen sohbet ediyoruz. Hani adam gibi adam. Ben öyle söyleyeyim abi. Çok samimi birisi. Şimdi bu soru biraz da bana da yansıdı. Ben bu arada Zula yoktu o zamanlar. Ne bileyim daha önceki oynadığım oyunlar yoktu. Farshad diye bir oyun vardı arkadaşlar. Belki aranızdan bilenler vardır. Ben Aytekin'i 5 yıldan beri tanıyorum. Aytekin'in kişiliği olsun, şahsı olsun benim için hani Aytekin'in değeri hani ayrıdır. Ya çok yüksek Herkesin aynen. hani herkesin gözünde ayrı ayrı bir yerleri vardır Aynen. ya kişilerin. O ayrı bir yerde. Evet, Aytekin'in de yeri ayrıdır. Aytekin'in de kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. İlla ki bu videoyu izleyecektir. Halil demiş ki bir tanesi YouTube canlı yayınlarında neden bu kadar hediye yolluyorsun demiş. İzleyicilerime Evet. canlı yayında o da açtım mı gelenlere neden bu kadar Evet. hediye çok gönderiyorum. Şimdi abi şu şekilde. Şimdi bilmiyorum YouTube kazancımı soran var mı? Belki ileride soranlar vardır. Şu an sen Var. okuyorsan Var. İlla ki var. var. Onlara değerlendirirsen onu da açıklarım. Şimdi ben bir şeyler kazanıyorsam YouTube'dan veya gibisinden Evet. işte canlı yayınlarda Evet. bağışlardan. Abi ben o atılan hatta buradan bağışı gireyim abi samimi şekilde. Atılan bağışlardan
Bir kısmını aileme, bir kısmını kendime, işte bir kısmını da izleyicilerime, her yayında da zaten. Hani bazı yayıncılar olur, onlar da da ama benim yerim bir farklı şu şekilde. Ben bir kişiye vermiyorum yayında. 8 kişiye, 8 kişiye Zula ve Gladion hepsine veriyorum. Öyle Evet. arada bir etkinlik yapıyorum. Abi şimdi zaten herkesin durumu malum. Şu şekilde malum hani kimse yanlış anlamasın. Birçok kişi oyuna para yatıramıyor. Tabii. Hani yayınlarıma M4A1 destesi isteyen birçok kardeşim var. Evet. Ya ben de bir ya ben vereyim ki Allah da bana Ya versin. kısacası paylaşmayı Ya seviyorsun. paylaşmayı ne kadar bir insan verirse hani bir laf var ya Allah da sana 10 katını verir. Evet. Ben de o gibisinden o O durumdayım. zihniyette Veriyorum. ilerliyorum Allah da diyorsun. veriyor çok Evet. şükürler. Bu arada o yandaki öldü şu an, Deniz Toma. 10 katın diyorum. Ona da bir sürü sorumuz olacaktı. Zula'da aylık kazancın ne demiş bir tanesi? Bu senin için bayağı bir zor bir soru olacak. Aynen. YouTube mu? YouTube, yayın, hepsi birlikte. Ya Yani şimdi YouTube'dan ben ne kadar alıyorsun? Komple yayınmış her şeyi. bu soru normalde herhangi bir kişiye Ya sorsa tabii ki de kimse söylemez ama ben söyleyeyim abi. Mahsup. söyle kardeşim. YouTube'dan 2000 ve 2500-3000 arası tabi izlenmelerime göre Evet. hani ben neysem bak ben YouTube kanalımı açarken dedim ben neysem o olacağım. Video girişte de dedim. Evet. 2000-2500 arası bazen 1000 TL bazen 900 TL aldığım oluyor. Evet. Canlı yayınlarından da geliyor. Bir kısmını aileme mecburum çünkü. Evet, biliyoruz onu da. İşimden vazgeçtim. Bu işe gönül verdim. Evet. Ben bu arada çalışmıyorum. İşten ayrıldım. Çünkü baktım YouTube biraz daha kazanç veriyor. Ben kazancın hepsini toplayıp böyle işte alıp da kızlarla yiyip Evet. işte gidip eğleneyim de arkadaşlarla tamam arkadaşlarım şu şekil. Bir kısmını ev hatta %90 kısmını yemin ederim yayınlarımda bilir herkes zaten. Her yayında 100 bin altın 200 bin. Evet. Ya İzleyicilerle o dağıtıyorum abi. tartışmasız yani, Aynen. o tartışmasız. Kazancım hani toplamda 2000-3000 arası. Tabi Evet. bunun zaten biliyorsunuz altın ne kadar. Evet. Hani kiramız var. Suyumuz, elektriği çok şükür Evet. çıkartıyorum. Ondan sonra kalanın hepsini tek kuruşuna kadar izleyicilerime dağıtıyorum. Bunda tartışmasız Halil. Bunu Sen biliyoruz. zaten benden iyi Evet. biliyorsun. Tabi İçli izleyicilerimiz de dışlıyız öylesin. zaten. Bir de şunu söyleyeyim abi. Evet. Hani hiç kimse röportaj daha diğer YouTuber'lar demeyeyim de farklı kişiler yapacaksınsa eğer bilmiyorum cevap verirler mi? Ya ben izleyicilerim benim ne olduğumu bilsinler diye her şeyi açıklıyorum. Evet. Şimdi aile değerlerini anlatıyorsun video Aynen. içeriğinde. Yani babam yok gibisinden konuşuyorum. Aha. Bu seni işte beni daha çok izlesinler diye mi yapıyorsun bunu? Bunu lütfen açıklar mısın bize? Ben Prim bu için mi? soruyu ya genellikle insanlar ben son 20 gün öncesindeki videolarımda ailevi değerlerimi söyledim. İşte Evet. babam yok dedim arkadaşlar. Evet. İşte ailem, annem hasta gibisinden şu şekil. Hepsini size açıklayayım arkadaşlar. O zaman buradayken açıklayalım abi. Evet. Şimdi şu şekil. Ben yayın açıyorum. Veya videolarımda herkes 200 bin, 300 bin altın görüyor. Evet. Yorumlarda şuna geldim. Bir gün yorumu okuyordum. Birisi yazmış ki. Of be adama bak. Baba parası yiyor ya YouTube'da. Baba parası yiyor. Bu yüzden videolarımda dedim. Babam yok dedim. Evet. Hani Allah rahmet eylesin bu arada kardeşim. parası yiyor demeyin. YouTube'dan aldığım kazancımla işte canlı yayınlarımda sizlere baya bir şey yapıyorum. Hani YouTube'dan kazanıyorum ki bu kadar çekiyorum. Evet. Hani, ama ben herkese veriyorum abi. Ciddiyim ya abi. 200 bin altın her yayında kim dağıtır? Yani biliyoruz Senden onu. yayın açtık 300 bin altın gitti. Onu ben Hani bu burada yüzden ben birebir ailevi şahidim değerlerimi katıyorum. arkadaşlar. Ama artık baba parası da deseler katmayacağım abi. Hani ne oluyorsa olsun. Öyle abi. Yani bu soru, bu sıkıntısı Ya prim için Halil'in. diyorlarsa bu videoda eğer ki benim izleyicilerim prim için algılıyorsa sana da abone olmasınlar bana da. Olmasınlar. Aynen o şekilde abi. Çünkü arkadaşlar ben gerçekten dediğim gibi Halil burada diye demiyorum. Gerçekten 2 seneden beri tanıyorum. Halil'in Aynen. abonesi 50 idi arkadaşlar. Benim abonem kaç tane sen hatırlıyor? 2500-3000 2500 arası. filandı. Ben Halil'i o dönemden beri tanıyorum. Aynen. Halil kişiliğini ve şahsiyetini bozmayan bir kardeşim. Gerçekten kendisini çok seviyorum. Eyvallah abi. Ha bu arada arkadaşlar benim izleyicilerim eğer YouTube'dan bu videoyu görmüş önerilerden falan sizden tek bir ricam var. Tuğba abi benim 2-3 yıllık arkadaşım. Sizden tek ricam daha benim YouTube'um yokken Tuğba abinin varken Zula tek bir Tuğba abi bana destek verdi. Sizden tek ricam Tuğba abimize bir abone olmanız. Hep birlikte bir ekibiz zaten ya. Deniz, Eyvallah. sen, Eyvallah. ben, Citron gibisinden
Yola çıktık. Hayırlısı abi ya. Bu şekilde her şey. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Halil, videomuzun son sorusu. Zula YouTuberlarından en sevmediğin YouTuber kim? O soru nasıl bir soru ya abi? Zula olarak mı? Zula olarak. Sadece Zula içeriği çekiyor bu adam. Şimdi Çok abi şu güzel bir soru. şekilde. Aynen soru çok zor bir soru. Mükemmel. Soruyu kim Bunu sona yapmasın? sakladım. Sana Ben. mı sakladı? Şimdi abi yani en sevmediğim Zula YouTuber bu şekilde oluyor. Şimdi kaç tane YouTuber var ki toplasan yüksek olarak var birkaç tane. Evet. Şimdi hepsinin belli başlı bir abone sayısı var. Evet. Hepsinin belli Ya başlı şu bir kitlesi şekilde var. ben hepsini seviyorum. Bak hepsini seviyorum. Evet. Sevmediğim bir kanal bile yok. Evet. Ama yalnız sevmediğim kanallar şu şekilde, sevdiğim kanallar bana şu şekilde bir oyun oynadı YouTube'da. Bunu burada bu videoda açıklayayım. Evet. İsim vermeyeceğim kesinlikle ama. Ben. İsim veremem abi çünkü Peki tamam. şu şekilde sevdiğim kanallar vardı. O kanallar ailevi değerini katarak yayınlarında beni suç attılar üstüme. Evet. O yüzden ben sevmiyorum. Yine de şey yapmayayım. Ben hepsini seviyorum öyle söyleyeyim. Olsun bitsin abi. Yani sevmediklerimiz tabii ki de var Sen ama bana yakışan, yani bana bu yakışıyor diyorsun. ben hepsini seviyordum bak abi. Sen de Evet. bilirsin. Evet. Bütün YouTuber'ları A'dan tut Z'ye kadar hepsini seviyordum. Yalnız içinde 2-3 tanesi işte Halil videolarında baba yok gibisinden primler yapıyor diyor. Ben o yüzden kalbim çok kırıldı. Beni bilen bilir zaten. Hani ben Evet. abi neyiz ya? Ölümlü dünya abi. Ben neyin primini yapacağım? Hani prim yapsan da o videom aynı izlenecek. Yapmasan da abone olsunlar da olmasınlar da. Ya genel olarak sonuçta hepsini seviyorum ama onlar kendini biliyor. Biliyor. Hani gelip en Ben de azından şu bir an özür dilesinler. aynı Hani şu an ben de ben ailevi değerlerimi anladım. anlatıyorum ama o diyenler de ailevi değerlerini anlattı videolarında. Ben söylemedim, isim vermeyeceğim. Herkes kendine yakışanı yapar abi, bu kadar. Kardeşim, bu Eyvallah abi. videomuz böyleydi. Videoma katıldığın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için bundan sonra hangi YouTuber'la yapayım diye altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Güzel bir like. Seviyorsunuz. Diğer Valla videolarda böyle de görüşmek bir dileğiyle. güzel bir konsept olmuş bu Çok şekilde. teşekkür ederim Abi ben kardeşim. hani bir de şunu merak edecekler videolarda. İşte Halil'le röportaj yaptın. Diğer YouTuber'larla gelecek mi? Bence yorumlara yazıyorlar Evet. zaten bunu. Evet. Hani şunu söyleyeyim arkadaşlara. Bu videoda zaten yayınlarımda videomda ben ne yaşadıysam hepsini size anlattım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğerlerinden de dürüst bir cevaplar bekliyoruz, değil mi? Ya diğerleri tabii ki de dürüst cevap verirler ya. Yani Ben bütün YouTuber'lar iyidir. bu İyi niyetli. kanalda egosu olmayan tüm YouTuber'larla video gelir ama egosu olanların Tabii o ayrı, olmadı. o ayrı. Kardeşim seni seviyorum Eyvallah biliyorsun. abi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Eyvallah kardeşim, hadi. Görüşmek üzere.